Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün makarnadan su böreği lezzetinde harika bir tarifim var. Sizler bu videoyu ilk defa kanalımı izliyorsanız videomu beğenmeyi ve zilini açmayı unutmayın. Tencerenin içerisine yeterli miktarda su alıyorum ve içerisine biraz tuz ekleyerek makarnamı haşlıyorum. Bu tarif için bir paket kelebek makarna kullanıyoruz. Makarnayı ortalama 7-8 dakika haşlamanız yeterli olacaktır. Bu video ile ilk defa izliyorsanız abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın. Makarna yeteri kadar haşlandı. Uygun bir şekilde süzüyorum ve kenarda bekletiyorum. Sosu için 3 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı sütümü iyi bir şekilde karıştırıyorum. Bu sos karışımını haşlanmış olan makarnanın üzerine ekleyeceğiz ve iyi bir şekilde karıştıracağız. Ortalama bir çay bardağı kadar sostan ayırın ve bu sosu haşla makarnanın üzerine dökün. Ayırmış olduğumuz sosu da tekrar üzerine süreceğiz. Bu kadar sos yeterli. Her tarafına gel şekilde karıştırıyorum. Lütfen püf noktalarını kaçırmak için videoyu sona kadar izlemeyi unutmayın. Makarnam yeteri kadar karıştı arkadaşlar. Kullanacağınız tepsi bir yemek kaşığı sıvı yağla yağlayın. Daha sonra bir tane yufkanın tamamını ortalayacak şekilde seriyorum. Ben günlük yufka kullandım. Göz kararı makarnanın yarısını tepsinin içerisine döküyorum ve her tarafına gelir şekilde dağıtıyorum. Bir tane yufkayı da 4 parçaya bölüyorum. Onun iki parçasını bu şekilde üzerine kapatıyorum. Ara kısmında peynirli maydanozlu harç kullanacağım. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutma. 50 gram beyaz peynir ve 2-3 tam kıyılmış maydanoz. Diğer parça yufkaları da aynı şekilde sıralıyorum ve diğer kalan makarnayı döküyorum. Her tarafına tekrar dağıtıyorum. Kenardan sarkan yufkaları da üzerine kapatıyorum arkadaşlar. Bir tane yufkayı da kenarlarını içe doğru katlayarak üzerine kapatıyorum ki düzgün bir şekilde şekli olsun. Su böreği lezzetinde oldukça bereketli ve lezzetli olan bu böreği mutlaka sizler de denemelisiniz. Soy yufkamı da bu şekilde kenardan katlıyorum ve tekrar tepsinin üzerine seriyorum. 3 yufkadan su böreği lezzetinde harika bir tarif oluyor. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Yufkamı düzeltiyorum ve ayırmış olduğum sosun tamamını üzerine dökerek fırça yardımıyla dağıtıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının birinci rafında üzeri kızana kadar böreğimizi gönderiyoruz. Ortalama 25 dakika pişmesi yeterli olacak arkadaşlar. İstediğiniz şekilde dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Bu videoyla benim kanalımda ilk defa izliyorsan lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutma. Eğer tarifimi denersen de görüşlerini yazarak sizden sonra izleyen arkadaşlara fikir olmasını sağlayabilirsiniz. Bir dilimini size yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Kat kat çok lezzetli harika bir tarif oldu. Siz de günün hattıyla deneyebilirsiniz. Dokusu da bu şekilde. Katlarını da görüyorsunuz videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.